değil. Ki zaten bu siyasetler mafya liderlerine, mafya elebaşlarına karşı olan bir siyasi iktidar olsa Çakıcı'yı korumaz, Kürşat Yılmaz'ı korumaz, Galip Öztürk gibi bir takım adamları korumaz. Bunların hepsi yan bir iktidar karşımızda. Dolayısıyla yani şunu söylemesinler, biz mafyayı ortadan kaldırıyoruz demesinler. Zaten mafyanın varlığını Mehmet Ağar gibi bir insan itiraf etmişken her şey ortada. Buradan işte gideceğimiz yer şu, tamamen hukuku tanımayan, her şeyi kendine yorumlayan bir siyasi iktidar ve onun pervasızca davranan bir bakanı var, İçişleri Bakanı var. Buna karşı yapılacak şey gerçekten medyanın her şeyi sorgulaması olabilir. Medyadan da ses çıkmıyor. Burada ben daha önce söyleyeyim, bizim görev bağımsız ve eleştirel medyaya düşüyor. Evet. Nitekim de bu da yapılan şeylerin ben sonuç alacağını düşünüyorum. Yani şöyle, Sedat Peker eğer köprüleri yakmadıysa başka bir takım iddiaları da ortaya çıkaracaktır ve buradan yeni bir takım verileri toplu olarak elde edeceğiz. Evet. Nitekim artık anlaşılıyor ki sadece Sedat Peker değil, Süleyman Soylu da işte o sözü ettiyse milletvekiline 10 bin dolar gönderilmesi konusunda olduğu gibi yeni bazı ipuçları ortaya koyuyor bu ilişkilerin nasıl ilişkiler olduğunu anlatmak bağlamında. Evet. Bunların üzerine gittiğinde bazı ipuçları çıkacaktır diye düşünüyorum. Sesinizi biraz kaybediyoruz, o yüzden teşekkür edeceğim ama bu arada tabii bir de ortaya yani enteresan gazeteci siyasetçi ilişkilerini de bu vesileyle öğrenmiş oluyoruz. Burada da tabii hangi basın hangi bakana yakın, hangi basın hangi gruba yakın, bu ayrımlarda daha belirgin biçimde ortaya mı çıkmaya başladı diye size sorayım. Tabii, evet o konuda da yeni fikirler edinmiş olduk. Yani mesela Süleyman Özdışık'ın yazılarına Türkiye Gazetesi'nde hemen son verilmiş mesela. Habertürk'teki programına Hadi Özdışık'ın son verildi. Buna benzer hemen ataklar geldi. Şimdi zaten daha önce de aynı şeyleri görüyorduk. Bazı haberlerin Berat Albayrak'la ilgili haberler, ona ilişkin mesela CHP'den gelen eleştirilerin doğrudan Sabah gazetesi Türkan grubuna yayınlanması, öbürlerine itibar etmemesi, Tayyip Erdoğan devreye girmesinden sonra hemen onların da sahiplenmesi gibi şeyler bile bu iktidar medyasının kendi içerisinde de o içerideki çatışmaya göre pozisyon aldığı çok net biçimde gösteriyor. Ve sanıyorum önümüzdeki günlerde bu konuda daha net bazı şeyler göreceğiz. Çatışmanın biraz hızlanacağı gibi, artacağı gibi ipuçları görüyorum ben doğrusu. Anladım. Peki Faruk Bilir, çok çok teşekkür ediyoruz. Ombudsmanımız aynı zamanda. Çok teşekkürler. Sağ olun geldiniz, katıldığınız için. Şimdi bu son bölümde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç bizimle birlikte. Dolayısıyla onun söyleyecekleri de hayli önemli olacak. Süleyman Soylu'nun TRT 1'e verdiği röportajın ardından. Hoş geldiniz Ali Bey. Evet, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Emin Çapa'ya sözü bırakacağım. O başlasın. Biraz önce Şirin Payzu'nun altını çizdiği bir nokta var. Süleyman Soylu aslında CHP'li bir milletvekili diyerek maaş aldığını iddia ediyor. Bunu tarif eder misiniz deniliyor kendisine. Tarif etmiyor. Daha fazla ileriye gitmeyeceğim diyor. Ama böyle bir iddiada bulunuyor. Herhalde buradan bir başlamak isterim. Böyle bir şey olmuş olabilir mi? Sonuçta Ben İçişleri izledim Bakanı programı. ve herkes hakkında bulunduğum pozisyon nedeniyle biraz önce Barış'ın söylediği gibi bulunduğum pozisyon nedeniyle herkes hakkında çok fazla bilgi sahibiyim diyen bir İçişleri Bakanı. Yani ben de izledim programı ama CHP'li milletvekili demedi. Onu bir Ha, düzeltelim, ben hayır. izledim Ama ima çünkü. o. Yok, değildi, değildi. Bir siyasetçi dedi. Önce milletvekili dedi, sonra siyaset dedi. Aktif milletvekili mi değil mi o konuda da cevap net vermedi. Yani onu öncelikle söylemem gerekiyor. Şimdi tabii varsa da böyle bir şey, kim ise çıksın açıklasın. Açıklamak zorunda. Yani İçişleri Bakanı kim olursa olsun, hangi partinin mensubu olursa olsun, hangi siyasetçi olursa olsun, sıradan bir yurttaş da olsa, en tepedeki de olsa, kiminle ilgili bir şey varsa çıkacak, gereğini yapacak. İçişleri Bakanı gerekli emniyet elinde, bütün istihbarat elinde, gereken neyse yaptırsın. Yani bu konuda çıkıp da gündemi değiştirmek için ya da ya işte başkalarına bazı şeyler yönlendirmek için
kendisine yönelik iddiaları çarpıtmak için böyle şeyler söylemesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Devlet şu anda kendi ellerinde, devleti kendileri yönetiyorlar. İstihbarat kendilerinde, emniyet kendilerinde, çıksınlar gereken neyse, kiminle ilgili ne varsa bunu söylesinler. Bunu net bir defa bunu söylemek durumundayız. Tabii yani belli, bakın şimdi sizin mahallenizin kanalizasyonu, ana borusu patlasa ne olur? Ciddi bir koku olur değil mi? Kanalizasyon patladı. Çok çok ciddi pis kokular var artık. Bu kokular artık ortalığa tamamen saçılmış durumda. Bir ülkenin İçişleri Bakanı Allah aşkına bir mafya mensubuyla her türlü ilişkisi, her türlü durumu ortaya çıkıyor. Gazeteciler, sizler Şirin Hanım, Barış Bey, Emin Bey, hiç duydunuz mu ya bir gazeteci, ben gazeteciyim diyen bir insan ki ben de yıllarca yaptım, bir siyasetçiyle mafya arasında arabuluculuk yapar mı? Bu işin cılkı çıkmış. Kanalizasyon patlamış. Neresinden tutarsanız elinize bir şey bulaşıyor. Bu akşam ben izledim. Söyledikleri sözlere baktım. Yani doğru düzgün cevaplar veremiyor. Doğru düzgün sorular sorulmadı zaten. Yani o kadar çok eksik şey kaldı ki. Soru sorulmadı. Daha çok kendini övdü. Trafik kazalarını nasıl engellediğini anlattı. Uluslararası mafyayla nasıl mücadele ettiğini anlattı. Tatmin edici cevaplar vermedi. Doğru düzgün konulara girmedi. Bir şekilde kendisini kamuoyunun vicdanında anlatmaya çalıştı. Ne kadar başarılı olduğunu anlattı. Kendisini bol bol övdü. Ama kendisini överken de partisini perişan etti. Mesela bir cümlesi var, diyor ki 5 yıl önce AVM'lere çocuklarınızı gönderebilir miydiniz diyor. Gönderemezdiniz diyor. Bugün gönderiyorsunuz diyor. 5 yıl önce iktidarda kim vardı Şirin Hanım? AK Parti vardı. Kendi partisi vardı. Kendi hükümetleri vardı. Yani diyor ki kendini ben artık AK Parti saymıyor olabilir mi Ali Bey? Şunu söylüyor. Bence mesaj veriyor. Ben diyor bakan olduktan sonra bu işleri toparladım diyor. Benim başarım bu diyor. Partinin başarısı değil diyor. Kendini öne çıkartmaya çalışıyor. Çok bakın bir başka şey daha söylüyor. Diyor ki ben diyor gittim Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda buldum. Olmaz. Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunu şikayetçi olarak veriyorsun. Hakaret edildi, iftira edildi falan diyorsun. Eğer gerçekten Sayın Bakan samimi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi orada. Kendilerinin değiştirdiği anayasaya göre, yeni anayasaya göre bakanların görev başındaki bakanlar hakkında savcılar soruşturma açamazlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 301 imza milletvekili verir. Genel kurulda görüşme başlar. 360 oyla da Yüce Divan'a gider. Soruşturma komisyonu kurulur. Gelsin Sayın Bakan, Sayın Soylu bu kadar kendine eminse, gerçekten hiçbir şey yapmadıysa, hiçbir ilişkisi yoksa, masum ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulur ve bütün her şey incelenir, araştırılır. Zaten komisyonda da kendi partisinin milletvekilleri ağırlıklı olacak. İttifaklarının milletvekilleri ağırlıklı olacak. Ama bizler de orada olacağız. Bizler de sorular soracağız pek çok yere. Savcıya bırakması yanlış. Yani savcının kendisine soruşturma açamayacağını biliyor. Hukuki değil çünkü bu. Anayasaya aykırı bir savcının bir bakana soruşturma açması anayasaya aykırı. Bunun yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Sayın Süleyman Soylu bu konuda samimiyse gelir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisine söyler, onlara destek verirler ya da partisi getirir bu soruşturma önergesini. Bir soruşturma komisyonu kurulur, hakkında gereken neyse yapılır. Peki, devam edeceğiz Ali Bey. Şimdi Barış, sen belki buradan devamlı hem yorumun varsa yaparsın, sorunu da sorarsın. Süleyman Soylu diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konuyla ilgili görüşmedi. Ya... bir suç örgütünün lideri ortalığı hallaç pamuğu gibi attı. İçişleri Bakanı onunla birebir polemiğe giriyor. Devletin kanalında bu konuyla ilgili açıklamalar yapıyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konuyla ilgili hiç görüşmedim. Ne diyorsun buna? Çok özür dilerim ama öncesinde başka bir şey daha söyledi Şirin Hanım. Olabilir, siz ekleyin çünkü ben ancak yayında olduğum ki, için önüme bakın, düşen notlardan söylüyor, bakabiliyorum. Ama bu arada şunu da söylüyor. Diyor ki bana arkadaşlar diyor ki bu konuyu ağzına alma, konuşma. Yani bu kaset işlerini. Arkadaşlarım diyor ki bu konuyu konuşma, ağzına alma, niye konuşuyorsun ya diyorlar diyor. Şimdi yani bir uyarı geliyor demek ki. Nereden? Partisinden geliyor uyarı. Konuşma, üstüne gitme, konu kapansın demek istiyorlar. Bu bile gösteriyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'yla bu konuda oturup konuşmamazlık olur mu yani? Bu bunun göstergesi. Yani bu konuşmama bana sadece bir sanki bir çatlakmış gibi geliyor. Ben öyle bunu böyle yorumluyorum. Çünkü ben, aç biraz.
Yani ben şöyle düşünüyorum. Süleyman Soylu, Ali Bey, ben öyle yorumladım. Süleyman Soylu açıklamasında sanki Sedat Peker yıllardır CHP'liymiş, İyi Parti, Kemal Kılıçdaroğlu abim var, Meral Akşener ablam var. Hani Sedat Peker'in dünya görüşü, ideolojisi belli, nerede durduğu belli. Bunları söyledikten sonra son mesajında da bazı sessiz kalanları, hatta ödlek ifadesini kullanarak yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? Evet. Dikkat edin, bir süredir parti içinde de normal şartlarda ben bile onun çeşitli olaylarda, sıradan olaylarda şahidim. Böyle vakalarla harekete geçen bir mekanizma var parti içinde. Mesela biz onu en son hatırlarsınız. Video meselesinde 128 milyar dolar video meselesinde tartıştık. Parti resmi bir video açıkladı. Çizgi filmde.